Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aslında bugün misafirlerimiz var, onlara da hoş geldiniz demiş olalım. Hoş bulduk. Bir yandan da aslında onlar bugün bizi misafir edecekler. Çünkü ev sahibimiz Birgül ablanın İznik'te bir zeytinlik arazisi var. Daha doğrusu birlikte bir arazileri var. Bugün oraya gideceğiz. Yeni aldılar orayı galiba değil mi? Bu sizin de ilk mahsulü. İlk defa evet, zeytin göreceğiz. Bakalım nasıl olacak? Yani daha doğrusu zeytinler toplanmış galiba ama birkaç ağaç bırakılmış evet. Yemelik zeytin yapılmak için. Biz de bugün onları toplamaya gidiyoruz. Sağ olsunlar bizi de davet ettiler. Evet, hem oradaki bahçeyi göreceğiz. Meyve ağaçları da var galiba. Birazcık meyvelere bakacağız. Biraz zeytin toplayacağız. Öyle bir gün olacak. Bakalım nasıl geçecek. Zeytinin içerisinde ayva ağacı da var. Ayva da toplayacağız. Sen ağacın birini bıraktın. Şey var. Kovayı ver bana Filiz. Türkan. Ağaç şey var. Merdiven. Hani? Ama atmayın yere. Ay geçiriyorum. Ay geçiriyorum. Deniz alsam. Babayla. Abi. Bak, zeytinlerimizi topluyoruz. Siyah siyah zeytinler. Ha, aldım ya zeytini. Aferin. Filiz Hanım. Efendim? Nasıl, ilk defa zeytin topluyorsun? İlk defa zeytin topluyorum. Ama güzel, ben seviyorum ağaçtan meyve toplamayı zaten. Mustafa abi, topladınız mı? Yani toplar gibi yapıyorum ama topladığım yok. O da akşama kadar onu topladı. Oo, bak şu tepedekiler güzel. Alacaksın mı? Oo, bak şurada, şurası çok iyi. Oo, dal kırık o. O dalı çek, dalı. Dal kırık. O dal kırılmış oraya düşmüş. Al onu. İşlere. Demin de bana denk geldi öyle bir şey. Deniz, bebeğe Deniz. Gözlerim büyüdü. Şunların güzelliğine bak, bak. Evet. Var vallahi. Vallahi topladık. Baksana Türkan abla, kırılmış dal ağacını orada bırakmışlar üstüne şurada. İşte ben onun için kırık dallara hep baktım. Filiz Hanım, dikkat edin, düşmeyin ama. Ayağım kaydı, düşüyordum. Şuralarda ufak ufak kovan nerede? Ah, bir tane bir tanedir. Aşkım nereye? Özgür Vilim benim, gel. Eşeklerini bırakıp gideceğim, biliyorsun ya, gidin. Sana dedim ki İsmail'e dedim.
Evet arkadaşlar, şimdi de zeytinlerin kurum aşamasına geçiyoruz. Hem sele zeytin hem de salamura yapacağız. Kendi bildiğimiz geleneksel yöntemleri deneyeceğiz. Bakalım siz de böyle mi uyguluyorsunuz? Öncelikle sele zeytinle başlayalım. Sele zeytin normalde çuval içinde kurulur. İşte acı suyunu akıta 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 yaklaşık 2 haftada yenmeye hazır hale gelir. Biz bunu biraz daha kendimizce pratikleştirdik ve kolaylaştırdık. Bunun için bir 5 litrelik şişe kullanacağız. 5 litrelik şişe ortalama 3 kilo zeytin alıyor arkadaşlar. Hani hesap yaparken buna göre yapabilirsiniz birazdan vereceğim bilgileri. Ucu sivri bir bıçakla buradaki mumumuzu ısıtarak şişemizin dibinde delikler açacağız. Ne kadar? Bu yani altı komple süzgeç gibi olması lazım ki o tüm acı su buradan akabilsin. Sele zeytinimizde sadece zeytinle kaya tuzu kullanıyoruz. 3 kilo zeytin için ortalama 1,5 su bardağı tuz kullanmış olacağız. Tuz olarak kaya tuzu kullanacağız, iri tuz kullanacağız. Tabii siz bizim gibi böyle ufak ağızlı seçmezseniz daha rahat edersiniz. Arasına biraz tuz koyalım. Sonunda 1,5 su bardağı alacak. Devam. Nerede kalmıştık? Yani toplamda herhalde 10 kilo zeytin falan toplamışızdır değil mi Deniz? Evet, bir 10 kilo olmuştur. Bizi götürdüler, tekrar teşekkür edelim buradan bence. Aynen, buradan Birgül ablaya sağ olsun evet. Burada. Yani onlarla aile gibi olduk aslında. Biz de yaptıkları tüm aktivitelere bir şekilde aslında dahil ediyorlar. Aslında sonra birazcık dolaşmak için, yemek yemek için İznik'e gittik. Yani merkeze gittik ve gölün kenarında da dolaştık. İznik'i de sevdik bu arada yani. Ne yapalım şimdi? Mia. Evet, Mia'mız uyandı. Huzurun sesi. Gideyim de alayım kızım. Sen Mia'ya bak, tamam. Ben yapmaya devam edeyim. Merhaba gözüm, babişko. Merhaba. Merhaba, biz geldik. Aşkım, babam. Tuzumuzu koyduk. Şimdi bunu bir tam karışsın diye. Tuz her tarafa gelsin, zeytinlerimize gelsin diye. Ve koyuyoruz. Arkadaşlar bunun her gün altından biraz bu acı suyu çıkacak. Bu acı suyu her gün boşaltıyoruz. 2 hafta sonra, ortalama 20 gün sonra zeytinlerimiz yenilecek kıvama geliyor. Daha acı zeytin sevenler biraz daha önce alabilir. O acısı daha çok çıksın isteyenler de biraz daha içinde tutabilir. Ve her gün mutlaka biraz bir tutun, tekrar çevirin. Ufak bir şöyle oynatın. Yani aklınıza geldikçe aslında gün boyu gidin, sağa çevirin, sola çevirin, bir tur çevirin ve zeytinlerinizin olmasını bekleyin. Salamura için biz şöyle ufak kavanoz suda yapmak istedik. Önce içine zeytinlerimizi. Evet, salamura çok tercih etmediğimiz için. Yine dolduruyoruz. Arkadaşlar buradaki püf noktalardan bir tanesi, şimdi salamuranın içine biraz yağ koyacağız. Bunun zeytinyağı olmamasına özen gösterin. Hani normalde biz daha iyi, daha kaliteli işte ya zeytine zaten zeytinyağı konur diye önce zeytinyağıyla yapıyorduk. Ama zeytinyağı koyarsanız zeytinleriniz çabuk küflenecektir. Bu yüzden bu aşamada çiçek yağlarını tercih edin. Biz bunun için ayçiçek yağı kullanacağız. İçine, burada tam bir bardak var ama ben bunun hepsini kullanmayacağım. Yarım çay bardağı sirkemizi koyuyorum. Gene yarım çay bardağı bu ebat için ayçiçek yağımızı koyuyorum. Üstüne tuzumuzu ekliyorum. Deniz. Ve burada ekstradan içine bir yarım çorba kaşığı da şeker. Kavanozumu kapayıp iyice karışması için çalkalıyorum. Arkadaşlar bu da aynı sele zeytinimiz gibi her gün çevire çevire o tuzunun her yerine değmesini sağlaya sağlaya olmasını bekliyoruz ve afiyetle yiyoruz.
hem sera zeytinimiz hem salamura zeytinimiz. Bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizim için çok keyifli bir gündü. Aynı şekilde bizim için de keyifli bir gündü. Sizi ağırlamak, sizinle bir gün geçirmek çok keyifliydi. Teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız, geldiniz. Biz teşekkür ederiz. Bizi de götürdünüz. Bizim için de ilk ve yeni bir deneyimdi zeytin olayı. Bildiğimiz bir şey değildi. Hobi içindi zaten. Hobi bahçemiz gibi bir şey. Aslında biraz da Deniz Bey sizden faydalandık. Nasıl zeytin yapılır onu da söylediniz bize. Teşekkür. Size çok teşekkür ederiz. Temaverde çayımızı demledik. Burada güzel. Burada her şey doğal. Ev dışında birçok şey yapabiliyoruz. Geçen de domatesimizi dışarıda pişirmiştik. Bir balık dışarıda pişirdik. Dışarıda bir şeyler aslında ateş yakıp yapmaya burada alıştık ve çok hoşumuza evet, gidiyor. Evet, başladık bakalım. Devamı gelir artık. Hep birlikte şöyle bir hüpürdete hüpürdete. O zaman yarasın arkadaşlar. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Lütfen. Abone olmanızı abone bekliyoruz. Olun. Abone olun. Genç arkadaşlarımıza yardımcı olun. Tam buradan. Oraya evet. Aşağıda bir yerde yer var. Oraya tıklayarak abone olabilirsiniz ve bildirim zilini de açmayı unutmayın. Biz bugün çok keyif aldık. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Yapım aşamasında da faydalı bir bilgi veriyor oluruz size. Katlandığınız için teşekkürler. Lütfen tavsiye edin arkadaşlarınıza. Bizi izlemeye devam edin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Yorumlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.